Değerli veliler, bu videomda sizlere kaynaştırmanın öneminden bahsedeceğim. Öncelikle kaynaştırmanın ne olduğu, daha sonra kaynaştırmanın özel eğitim gerektiren bireylere faydaları ve normal gelişim gösteren bireylere faydalarından bahsedip videomu tamamlayacağım. Kaynaştırma nedir? Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim öğretimlerinin normal gelişim gösteren akranlarıyla normal sınıflarda ve destek eğitim hizmetlerinden yararlandırılarak gerçekleştirilmesine kaynaştırma denir. Kaynaştırmada destek eğitim hizmetleri çok önemlidir ve birden fazla destek eğitim hizmeti var. Fakat ben videonun süresinden ötürü ve konusunun dışına çıkmamak amacıyla bir tanesini örnek vermek istiyorum. Özel eğitim gerektiren bir bireyi normal gelişim gösteren öğrencilerle beraber normal bir sınıfta eğitime tabi tuttuk diyelim. Belli bir ders programı dahilinde zorlandığı derslerde rehberlik öğretmenin de yardımıyla ve sınıf öğretmenlerinin de yardımıyla zorlandığı derslerde dersinden ayrılarak destek eğitim odası denilen odalara götürülüp orada birebir öğretmenle zorlandığı ders ve konu üzerine çalışmasına destek eğitim hizmeti, destek eğitim odası denir. Bunun gibi daha birçok destek eğitim hizmetleri vardır. Bunları araştırma yaptığınızda da bulabilirsiniz. Kaynaştırmanın özel eğitim gerektiren bireylere faydalarından bahsedecek olursam, sosyal becerilerini destekler. Mesela otizmli bir çocuğun akranıyla oyun oynadığını düşünelim. Bu oyun içinde oyuna girmek için izin istemesi, daha sonra oyunu sürdürebilmesi, oyunda bir sıra alma varsa ya da sırayla ilgili bir etkinlik varsa, oyun içinde işte arkadaşının sırasını takip etmesi, arkadaşının sırasını beklemesi, sırayı alabilmesi ya da herhangi bir oyuncak varsa o oyuncağı paylaşması, akranıyla oynaması, yani bunun gibi daha birçok şeyi daha oyunun size anlatmadan söyleyebilirim aslında. Yani sosyal becerileri çok ciddi boyutta destekler kaynaştırma. Günlük yaşam becerilerini destekler ikinci olarak. Mesela okul gezilerinde, işte sinemaya gidildiğinde, sinemada özel gereksinimli bir bireyin akranını görerek nasıl davranması gerektiğini öğrenmesi bir günlük yaşam becerisidir. Bu şekilde günlük yaşam becerisini destekler. Bunun gibi daha birçok günlük yaşam becerisini, hani okul ortamını düşündüğünüzde kendi öğrencinizle kendi çocuğunuza ya da izleyen öğretmenlerimiz varsa öğrencinize kıyaslayarak düşünebilirsiniz. Dil konuşma becerilerini destekler. Mesela dil konuşma geriliği çeken bir öğrencimizi belli bir dil konuşma terapistinin de tabii yardımıyla belli bir eğitime tabi tuttuktan sonra kaynaştırma ortamına gönderdiğimizde akranıyla beraber konuşması ciddi bir pratik yapması anlamına gelir. Bu yüzden de çok iyi destekler. Sürekli akranlarıyla beraber olduğundan görerek, yaparak ve yaşayarak öğrenme fırsatını da çok arttırır kaynaştırma eğitimi. Sosyal değerleri gelişir çocukların. Kendilerine güvenirler. Çünkü öğretmenleriyle sınıf ortamında bir çalışma yaptıklarında yaptıkları çalışmadan ötürü memnun olurlar. Akranlarıyla beraber, hep beraber yaptıkları bir çalışma olur ve memnun olurlar. Kendilerine güvenirler. Öğretmeni takdir ettiğinde yine aynı şekilde mutlu olurlar. Mesela anaokullarında özellikle şey yapılır. Çiçek dikilir ve çiçekleri sulama yapılır. Bunu yaptıklarında da yine aynı şekilde bir sorumluluk duygusu gelişir. Bu da önemlidir. Kaynaştırmada çocuklar hep olumlu davranışları, yani yoğun bir şekilde olumlu davranışları gördükleri için tabii şöyle düşünüyorum, etkili öğretmenin
sınıf yönetiminin hakim olduğu bir sınıfta özel gereksinimli birey olumlu davranışları arttıracaktır ve çünkü daha çok olumlu davranış görür. Olumlu davranışları gördüğü için de olumlu davranışlarını arttırır. Hep akranlarındaki olumlu yönleri görmesi ve bunları örnek alması sağlanmış olur. Büyük ya da küçük gruplara katılarak grup ve takım çalışmalarına adapte olur özel gereksinimli bireyler. Bu da toplum yaşamında, yani toplumsal anlamda onu çok iyi geliştirir. Normal çocuklar için yararlarına gelecek olursak, bireysel farklılıkları doğal karşılamayı öğreniyorlar çocuklar. Sınıflarında bir kaynaştırma öğrencisi olduğunda ve buna saygı göstermeyi öğreniyorlar. Şöyle söyleyeyim, bir grup etkinliğinde kaynaştırma öğrencisinin olduğunu düşünelim. Bu grup etkinliğinde arkadaşına yardım edecek, onunla yardımlaşacak, işte sorumluluk alacak, belki grubun o an için lideri konumunda olacak normal bir çocuk. Burada hem liderlik oluyor, hem liderlik, hem model alma, hem sorumluluk alma, hem de yardımlaşma duyguları gelişmiş oluyor. Yani iyi bir kaynaştırma ortamında hem normal çocuk için hem de özel gereksinimli birey için çok ciddi faydalar vardır. Engelli bireylere karşı kabul, hoşgörü, demokrasi ve ahlaki anlayışları gelişiyor. Çocuklar için her iki anlamda da, hem özel eğitim gerektiren çocuklar için, özel gereksinimli bireyler için, hem de normal çocuklar için kaynaştırma eğitimi çok önemlidir. Bu sadece iki öğrenci bazında düşünülmemeli. Her iki tarafın aileleri içinde ve öğretmenler içinde faydalı bir eğitim hizmetidir. Sadece herkesin bu konuda daha özverili olması ve elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret etmesi gerekir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.